Göreve geldiğim 2015 yılında istedim ki Karabük Üniversitesi bir kongre merkezi olsun. Simpozyum merkezi olsun. Her 15 günde bir simpozyum yapılsın burada istemiştim. Bundan sonra böyle biraz daha konu başlığına indirgenmiş simpozyumlar yapmak çok daha mantıklı olacak. Bulaşma yollarını anlatacaksınız. Sonra bulaşanlara psikolojik yönleri nasıl olur onu konuşacaksınız. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel işler yapmanızı diliyorum. Üniversitemizde bu tür bilimsel etkinliklerin yapılmasını, organize edilmesini çok önemsiyor ve teşvik ediyoruz. Bu konuda hiç şüphesiz en büyük desteği rektörümüzden aldığımızı vurgulamak isterim. Bu vesileyle bu sempozyumun düzenlenmesine katkıda bulunan, emeği geçen, başta Meryem hocam olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Ve binlerce anı biriktirdiğim can dostum Ekrem Karakaya. Bu salona onun adının verilmesinin benim dönemime denk gelmesi beni çok duygulandırmıştı. Bugün de onun adını taşıyan bu salonda düzenlenen ilk bilimsel etkinliğe tanıklık etmenin mutluluğunu ve biraz da hüznünü şurada taşıyorum. Tüm dünyada HIV enfeksiyonu ve AIDS'in rakamları azalma eğilimi gösterirken maalesef ülkemizde bu rakamlar gittikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve işte Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarını tartışacağız, bugün konuşacağız. Baktığımızda maalesef ülkemizde bir artış skalası görüyoruz. Bunun temel nedeni maalesef HIV pozitif ya da AIDS olan insanlar bir damgalamaya maruz kalıyorlar. Bu da aslında enfeksiyonu tam tanımamamızdan ve bilmememizden kaynaklanıyor. Şu an günümüzde artık AIDS'e kadar evrilmiyor HIV enfeksiyonları. Başarılı tedavi seçenekleriyle de hayat kalitelerini oldukça yüksek tutabiliyorlar. Hatta uygun retroviral tedavi alan bireylerde bulaşma olmadan da hayatını devam ettirebiliyorlar. Bunu en kolay yapabileceğim şey farkındalığı sağlayarak eğitimlerle hem insanların tanıdan korkmaması, tedaviye yaklaşması, hem enfeksiyon ne olduğunu bilmesi bizim için son derece kıymetli. Bu eğitimlerimizin devamı da olacak, sempozyumların devamları olacak. Farkındalığı artırıp bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Belki bu şekilde bilinç oluşturarak hem insanların kolaylıkla tanıya ulaşabilecekleri, tedaviyi kolaylıkla alabilecekleri bilincini oluşturabilirsek ilerleyen yıllarda artık ülkemizde de HIV AIDS enfeksiyonlarına ait prevalansın düşmesini hedefliyoruz. Bugünkü sempozyumumuz 3 oturum şeklinde olacak. İlk olarak HIV enfeksiyonunu, HIV virüsünü ve AIDS'i anlatacağız. Virüsün genel özellikleri, bulaş yolları, hastalık vücutta nasıl bir mekanizma ile oluşuyor, immün sistem düşkünlüğüne sebep olarak yapıyor asıl mekanizmayı. Bunları ayrıntılarıyla ele alacağız. Devamında enfeksiyon hastalıkları uzmanımız klinik seyri ve tedavisinden bahsedecek. Laboratuvar tanısını mikrobiyoloji uzmanı hocalarımız anlatacak. Halk sağlığı uzmanımızdan yine korunma yollarını dinleyeceğiz. HIV ile ilgili yapılan aşı çalışmaları, devam eden çalışmalardan bahsedeceğiz. Tabii HIV'li bir bireyde psikososyal yaklaşım nasıl olmalı ya da HIV'li bir bireyin immün sistemini artıran gıdalar, besinler var mıdır? Bunlarla beslenme nasıl olmalı? Gibi devam eden 3 oturum şeklinde oluşturacağımız bir sempozyumumuz olacak.